Mars'a yapılacak mürettebatlı görevlerde, radyasyondan korunmak için lav tüpü mağaralarına güvenilebilir. Araştırmacılar, lav mağaralarının Dünya üzerindeki radyasyonu ne kadar iyi engellediğini test ettiler ve Mars'taki aynı yapıların yaşanacak evler olabileceğini öne sürdüler. Radyasyon, uzayda ve atmosfer yoğunluğu az olan gezegenlerde astronotlar için büyük bir tehdit. Bilmeyenler için lav tüpü mağarası nedir ve nasıl oluşur, ilk önce onu bir açıklayalım. Sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Lav tüpü mağarası nedir? Bir yanardağdan akan lavın üst kısmının soğuyarak katılaşması, buna karşılık bu katı kısmın altından lav akmaya devam etmesiyle oluşan, çoğunlukla tüp şeklinde olan mağaralardır. Lav çıkışı bittiğinde içerideki bu boşluk, mağara şeklini alır, fakat bu mağaralarda zehirli gaz çıkışları olması ihtimali nedeniyle, girilmesi tehlikelidir. Mars'a düşündüğümüzden daha mı erken gideceğiz? NASA'nın ayın yüzeyine iniş yapacağı Artemis görevinin iyi gittiğini varsayarsak 10 yıl içinde Kızıl Gezegen'i bizzat keşfetmeye çalışıp, astronot görevlerine ise 2030'ların başlarında başlanabilir. Bugün Mars soğuk, kuru ve nispeten sessiz bir gezegen, ancak geçmişinde jeolojik olarak çok daha aktif bir yerdi. Bilim insanları gezegenin yüzeyinin hemen altında saklanan büyük lav tüpü mağaraların kanıtlarını görmüşlerdi ve zeminin oyulduğu alanlarda bu mağaraların ne kadar büyük ve geniş olduklarını anladılar. Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun fotoğrafına bakın. Gri yer, Mars'ın Tarsis bölgesi. Üzerindeki renkli noktalar ise o bölgedeki mağaralar. İşte bu fotoğraf, birçok NASA bilim insanının toplandığı konferansın ana konusu oldu. Çünkü bu mağaralar, Kızıl Gezegen Mars'taki yaşamın merkezi olabilir. Bilim insanları yeşil yaratıklar değil ama mikroskobik yaşam bulacaklarına inanıyor. Çünkü Mars'ın yüzeyi soğuk ve kurak. Radyasyon da cabası bu ortam, yaşam için pek ideal değil. Yüzeyin altı ise radyasyondan korunmuş bölge. Üstelik su olduğu da düşünülüyor. O zaman yaşanabilir. Konferansa katılan NASA araştırmacısı Vlada Stamenković, Mars yüzeyici oksitlendirici ve radyasyon bulunuyor. Bu ortam sıvı su için ideal değil. Eğer Mars'ta yaşam varsa yeraltı bakılması gereken tek yer, diyor ve işaret ediyor. Mağaralar, tuz ve buzullar. İşte o yüzden de uzmanlar mağaralar ve lav tüplerini mercek altına alıyorlar. 25 yıllık mağara dalgıcı olan NASA astrobiyoloğu Penny Buston, insanlar mağaralara karşı biraz temkinli. Madenler gibi tehlikeli olduklarını düşünüyorlar. Oysa değil, diyor. Ona göre insan yapımı bir bina çöker ama doğal oluşmuş bir mağara çökmez. İşte bu yüzden NASA da bundan sonra Mars mağaralarını inceleyecek araçlar geliştirildiğine dikkat çekiyor Penny Buston. Konferanstan çıkan sonuca göre, Marslıları bulmaya az kaldı. İşte onları bulabileceğimiz bazı noktalar. Bu mağara, Mars'ın Tarsis bölgesindeki Pavonis Mons adlı büyük volkanik arazide yer alıyor. Girişi 180 metre genişlikte. Fotoğrafı yörüngedeki uzay sondası Mars Reconnaissance Orbiter çekti. Mars'ın derin deliği ile tanışın. Tarsis'teki 4 büyük yanardağdan biri olan Argea Mons'un kuzeydoğusunda yer alıyor. Uzay sondasının çektiği bir başka mağara. Eni 35 metre, derinliği 20 metre. Yörüngede dönen uzay aracı 2001 Mars Odyssey'den Mars'tan çekilmiş bir çok mağara görüntüsü. Argea Mons'taki mağaralar. Araştırmacılar Mars'taki içi boş lav tüpü mağaralarını sığınak olarak kullanma olasılıklarını araştırıyorlar. Mars'taki lav tüpü mağaraların tam özelliklerini bilmediğimiz için mükemmel bir karşılaştırma değil, ancak araştırmacılar Mars mağaralarının, uzaydan gelen radyasyonun %80'inden fazlasını engelleyebileceğini öne sürüyor. Astronotlar yine de Dünya'dakinden çok daha fazla radyasyon maruz kalabilir. New Mexico'da yer alan lav tüplerinin uydu görüntüsü. Mars'ta volkanik aktiviteyle oluşan mağaralar. Bilim insanları, Mars'taki ilk insan kolonisinin Halley's Planitia krateri içindeki lav tüpü mağaralarında bir üs inşa ederek hayatta kalabileceğini düşünüyor. NASA tarafından yakalanan bu görüntüde Mars'ta bir lav tüpü mağarasını görüyoruz. Curiosity uzay aracı biz insanların aksine Mars yüzeyindeki zorlu radyasyonu kaldırabilir. Şimdi ise bonus olarak, Mars hakkında çok güzel bilgiler geliyor. Beraber bir göz atalım arkadaşlar. Güneş sistemindeki 4. gezegen, adını Roma mitolojisindeki savaş tanrısından alıyor. Mars'ın kara parçası Dünya'dakine çok benzese de yer çekimi farkından dolayı burada normalde yapabileceğinizden 3 kat fazla zıplama şansınız var. Mars dağlık bir yer olmasının yanında Güneş sisteminde bilinen en yüksek dağa sahip, Olympus Mons Everest dağından 3 kat yüksek. Mars, Dünya'dan sonra yaşanabilir ikinci gezegen olarak kabul ediliyor. Güneş'in etrafında dönüşünü 687 dünya gününe denk şekilde tamamlıyor.
Şimdiye kadar 39 görev gerçekleşti, ancak bunlardan sadece 16 tanesi başarılı olabildi.